Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda paralel kenarda uzunluk özelliklerine değiniyoruz. Birinci olarak paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Zaten paralel kenar isminden dolayı karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Yani şunlar paraleldi. Bir de karşılıklı kenarlar birbirine eşittir özelliğini de buna eklemiş oluyoruz gençler. Yani paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paraleldir. Bir paralel kenarın uzun köşegenleri birbirini ortalar. Şimdi iki tane köşegen çizebiliyoruz paralel kenarda. Bu köşegenler çizildiğinde kesiştikleri nokta her iki köşegenin de orta noktası oluyor. Yani birbirlerini ortalamış oluyorlar. Bakın E noktası hem AC'nin orta noktası hem de BD'nin orta noktasıdır. Buna dikkat edelim. Ama şunu söyleyemeyiz. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyemiyoruz paralel kenarda. Ha, köşegen uzunluklarının eşit olduğu bir paralel kenar var mı? Var. Dikdörtgen ve kare. Onlardan bahsedeceğiz ama onlar özel paralel kenarlar olarak düşünülecek. Bütün ki paralel kenarlarda olandan bahsediyoruz biz. O da neymiş? Köşegenlerin birbirini ortalaması. Fakat köşegen uzunluklarının eşit olması değil. Her zaman paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Bir paralel kenarda komşu açıların açı ortayları dik kesişir. Yani bakın komşu iki açı bunların açıortayı dik kesişiyor diyor. Bu çok işimize yarıyor bazı sorularda. Sebebini de söyleyeyim. Nereden dik kesiştiğini. Şunlara alfa alfa, bunlara beta beta dersek. Bakın 2 alfa 2 beta toplamı kaç derece? Paralel kenarda açı özelliklerinde gördük. Ardışık iki açının toplamı 180 dereceydi. O halde alfa beta toplamı 2'ye bölersek 90 derece gelir. Şuradaki üçgeni düşündüğümüzde alfa ile beta'nın toplamı 90 ise 3. açı kesinlikle 90 olur. Ayrıca buraya şunu da ekleyebiliriz. Eğer bu E noktasından AB ve DC'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizersek, bu durumda gençler, şurada Z kuralı oluşuyor, iç ters. Burada da iç ters oluşuyor. Şu eşit oluyor. Ve bakın burada muhteşem üçlünün oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Yani paraleli çektiğiniz anda muhteşem üçlü oluşmuştur diyebiliriz. Benzer özellik yamukta da vardı zaten. Paralel kenarda uzunluk özellikleri kaba taslak bu şekilde. Kazanım videolarımızda daha rahat bunları anlayacaksınız. O videolarda görüşmek üzere.